15 Temmuz akşamı sığınakta ortaklaşılan bazı sözler vardı. O gece dendi ki bu gece bu sığınakta parlamento güçlendi, parlamenter sistem güçlendi, uzlaşma kültürü güçlendi. Sizin bir yılı biraz geçe savrulduğunuz bu nokta, o günkü büyük uzlaşıdan iki parti olarak kopup parlamenter sistemi 16 Nisan'da şu an meri olan ama meşru olmayan, mühürsüz ve geçersiz bir anayasa değişikliğiyle yürürlüğe sokmanızla ve o süreçte bizim sizler hakkın, sizin o anayasa değişikliğinize, halkımıza, inanın bunlar meclisi itibarsızlaştırıyorlar. Bunlar meclisi yok sayıyorlar. Bunlar milletin sesini kısıyorlar ve kısacaklar dediğimizde billboardlara güçlü meclis yazmayı gerekli görmüştünüz kendinizi savunmak için. Bugün güçlü meclisi teklifinizde görüyoruz. O güçlü meclis ki iktidarın gündemini milletin gündemiyle çakıştırmak için eldeki tek imkan olan grup önerilerinde grup önerisini veren partinin süresini 10 dakikadan 5 dakikaya, diğer partilerin süresini 10 dakikadan 3 dakikaya. Yani reddedildi ama reddedildiğine pişman olunduğu gün Soma önergesi için. 11 kez reddedip Gaziantep'te Doktor Ersin böğrüne bıçağı yediği gün kabul ettiğiniz hekime ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti araştırma önergesinin olduğu gün. 7 kez reddedip en son Kırkpınar Baş Pehlivanı'nda doping çıkınca doping araştırması kurduğunuz gün. Kadına karşı şiddet için bir kocanın, bir erkek demeye utandığım birisinin metrobüs durağında 38 bıçak darbesiyle çocuklarının anasını parçaladığı günün ertesinde o komisyonları kurduğunuzda bizim çabamız 10 dakika, 10 dakika, 40 dakika ile yeterli olmamıştı. Şimdi diyorsunuz ki o günlerde Soma'yı görmedik, kadına karşı şiddeti görmedik, o günlerde dopingi görmedik, hekime karşı şiddeti görmedik, çocuk istismarını görmedik, 40 dakika dinledik görmedik. Bu sefer 14 dakikada bu yeter. Bu meclis üzerindeki bir tahakkümün sizin vicdanlarınız üzerindeki bir hükmedici zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir. Uçağını kullanan pilotun bugün FETÖ'cü çıktığı, 15 Temmuz'un belgeselini yapan yapımcının FETÖ'cü çıktığı, Reis filminin senaristinin FETÖ'cü çıktığı günde emin olun demokrasi ki, konuşmak ki, özgürlükler ki darbelerin panzehiridir, aşısıdır. Bu iş düzük değişikliğinin mimarı da bir gün FETÖ'cü çıkarsa kimse şaşırmasın. Çünkü bu değişiklik ancak FETÖ'yü sevindirir, darbecileri sevindirir. Meclisten umut kesilmesinden, sözden umut kesilmesinden, düşünceden korkup kaba kuvvetle iktidarı elinde tutmak isteyen darbecileri sevindirir. Başkasını sevindirmez, başkasına olanak tanımaz. Biz MHP AKP'ye selektör yapıyor dediğimiz gün dünyanın hakaretini yiyip nasıl arkasından haklı çıktıysak, bugün geldiğimiz noktada da muhalefetseniz muhalefet gibi davranın, iktidarsanız iktidar gibi eleştirilirsiniz. Buna karşı da kimsenin kusuruna bakmayın. Bunu hatırlatmak da tarihi sorumluluğumuzdur. Ve göreceksiniz, istediğiniz kadar bu iş düzüğün orasını burasını alın, evirin çevirin. Biz muhalefetsek, milletten aldığımız yetkiyi biliyorsak, o deve o iğne deliğinden geçer. Ya deveyi küçültürüz ya deliği büyütürüz, ama size bu parlamentoyu dar ederiz arkadaşlar. Saygılar sunuyoruz. Sayın Başkan, ben eczacıyım. Şizofreni nedir, tedavisi nasıl olur bilirim. Şizofreni kişilik bölünmesidir. Şizofreni kişinin zaman zaman kişiliğinin çok dışındaki başka bir kişiliğin etkisi ve kontrolü altına girmesidir. Bu hakareti yaparak bir siyasi çıkış bulunmaz ama mesela şöyle sorarlar. Derler ki başkanlık adı altında sunduğunuz hayali önerilerde esas amacınız
şahsi ve keyfi bir yönetime anayasal bir kılıf bulmaktır. Türkiye kurum ve kurallarıyla iyi yönetilmiyor. Türkiye şahsi ve keyfi bir yönetim altındadır. Ülkemiz bir devlet ve yönetim krizi içindedir. AKP iktidarının hükümet etme ve devlet yönetme bilinci yoktur. Anayasa, kanun, hukuk hiçe sayılmaktadır. İktidar sahipleri merdiven altı ucuz siyaset yapmaktadırlar. Yönetemeyenler kabahati kendine arayacaklarına, suçu sisteme ve anayasaya yükleyerek sorumluluktan kaçmaya çalışıyorlardır. Anayasayı veya sistemi günah keçisi ilan etmek, kanun ve kuralları yok saymak, gayrimeşruluğun önünü açmaktır. Devlet benim, kanun benim, tek güç benim demek anarşik ve kaotik bir zihniyettir. Bakın, AKP içinden yine bir söz geldi. Duydum, gücün tek elde toplanması her şeyin çözümü olsaydı bugün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da olanların hiçbirisi yaşanmazdı diyor Sayın Erkan Akçay. Bundan 7 ay önceki Erkan Akçay. Bize şizofren derken buna bir açıklama. Dediğim gibi muhalefete muhalefet bugüne kadar yapmadık. Yaptığımız iş iktidar sanrısına kapılmış muhalefet partisine seçmeninin, halkın ve ülkenin beklentilerini hatırlatmaktan başka bir şey değildir. MHP yıllarca muhalefet gibi muhalefet partiliği yaptı. Bizden bir tek söz duymadı. Ama iktidar refleksine dönüştüğü gün uyardık. Şimdi FETÖ dediniz ya, sizi saygıyla selamlıyorum. FETÖ'nün mağdurları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunda 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da listelerinde yer alan, seçilecek yerden yer alan ve üçü de bu sıralarda olan 3 isim var. Bu isimler Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Dursun Çiçek. Herhalde daha önce İlhan Ciğener. Herhalde FETÖ bir şey yapmak, yaptırmak istese en nefret ettiği, karşısında en büyük risk olarak gördüğü, aralarındaki husumet, aralarındaki kan davasından öteye gitmiş olan ve bu insanların geçmişten kaynaklanan ve doğal husumet içinde oldukları bu kişileri biz milletvekili yapmayı bir görev bildik. Ön seçime girdiler, en önde çıktılar. Liste yazarken de en iyi yere Sayın Merkez Yönetim Kurulumuz Genel Başkanımız kontenjanlarında kullandı. Üyeye sorduk, en yüksek oylar aldık. Peki geçen dönem 3 partiden 8 milletvekili tutukluydu, giderdik. Beni ziyarete bir siz, bir de şunlar geliyor diye isim sayardı. O arkadaşları da göremiyoruz da. Acaba, çok merak ediyoruz. FETÖ'nün MHP'deki en büyük mağduru Engin Alan şimdi nerede? Engin Alan nerede? Engin Alan nerede? Önce bu sorunun cevabını verin, sonra çıkın buradan Türkiye'nin ve dünyanın en köklü siyasi geleneğine hakaret edecek cüreti kendinizde bulun. Saygılar sunuyorum.